Evet arkadaşlar, şu an NIVO nasıl kurulur, ne amaçlanır, amaçları nelerdir, bunları öğreneceğiz. Önerirken bir sürü NIVO video kullanım videosu var ama daha açıklayıcı olması için nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Şimdi kuruluma başlayacağız. Başlıyoruz. Şimdi bu NIVO'muzun 3 aya sehpası, 3 aya. Şimdi mandalları var. Her NIVO'da ayaklarında farklılık gösterebilir. Buradakinde mandalları var. NIVO'yu kurarken öncelikle bunu yaptığımızda bu omuz hizasında olması kurulduğu zaman, şimdi anlayacaksınız ne demek istediğimi. Omuz hizasında olursa kurulum aşaması daha da kolay olacaktır. Hem de seviyenize göre olacaktır. Dürbün bakması ne yukarıda ne de aşağıda kalacaktır. Şimdi bu şekilde kapatıyoruz mandalları. Kapattıktan sonra çok uzun olmayacak mesafede şu şekilde kurduktan sonra şimdi NIVO'muzu alacağız. NIVO'muzu verebilir misin? Bu NIVO'muz, Stonex'in NIVO'su. Bu aşağıda çevirme vidası var. Aşağıda da görüldüğü gibi yuvası var. Bir elimizde buraya, bir elimizde bu şekil yaparak bunu sıkılıyoruz ki kaymasın, düzeyci bozulmasın. Bir ölçümde hata yapmasın diye yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle tanıtacak olursak, bunun burada su terazisi mevcut. Yani bu su terazisini ölçeğini ortaya tam getireceğiz. Bu da dikiz aynası. Buradan bakarak da direkt kolaylık sağlaması için Stonex'in böyle bir kolaylığı var. Böyle yaparak görebiliyoruz. Burası karşı tarafa işaretleyeceğimiz, mirayı koyduğumda işaretleyeceğimiz, içinde üçgen gibi bir yakından bakıldığı zaman gözüken bir üçgeni var ki hedef daha kolay görülebilsin. Daha net direkt mirayı okunabilebilsin diye. Buradan da bakıyoruz. Bu yandaki görülen büyük tuştan netliği ayarlıyoruz. Hem uzağı hem yakını netleyebileceğimiz, kendi gözümüze göre yakınlaşıp uzaklaşabileceğimiz, mirayı daha rahat okuyabileceğimiz ayarı, netlik ayarı. Burada da yani elimizle döndür, uzak mesela elle döndürülebilir ama hafif dönmeler için şuradaki yandaki dönme aparatlarıyla hafif, böyle hafif bir dönme açısı verir ki daha kolay ölçümüzü alabilelim diye. Bu şekilde. Şimdi bu üç ayakları kullanarak, çevirmelerin üç ayaklarını kullanarak su terazisini ortaya getireceğiz ki düzeycimize getirelim. Evet, şimdi teraziye getiriyoruz. Şu şekilde ortalayarak. Evet, yavaş yavaş. Tam ortaya gelmesi çok önemli. Hata yapmamızı engeller. Tam şu an kurulmuş oldu. Şimdi hem miramızı açarak mira nasıl okunur, miranın çizgileri ne anlama gelir. Şimdi arkadaşımız da onu göstereceğiz. Bir tane açalım. Şimdi bu miramızın dik olması için arkasında, yani tuttuğumuzda dik olabilmesi için burada da su terazimiz var. Tutan şener arkadaşımız olsun ya da yardımcı arkadaşımız olsun, bunu tuttuğunda şu şekilde teraziye tutarak miramızı dik tutmasını sağlıyor ki bu da ölçüm için çok önemli bir etkendir. Tuttuktan sonra miramızın hem ön yüzü hem de ince ayarları için arka yüzü mevcuttur. Ön yüzünü anlatacak olursam, bu bize şuradan anlatacak olursam, şu siyahın tam siyah çizginin olduğu yer bize 1 metreyi gösterir. Burası kırmızının olan çizgi, uzun çizgi olan 1 metre 10 santimi gösterir. 1 metre 20 santimi gösterir. 1 metre 30 santim, 1 metre 40 santimi gösterir. Burada 1 santimleri falan arayacak olursak, mesela burası uzun çizgide 1.30 dersek, bu karenin altındaki kısım çizgisi diyelim daha doğrusu 1.31 santim, 1.32 santim, 1.33 santim, 34 santim, 35 santim, 36 santim, 37 santim, 38 santim, 39 santim. Dediğim gibi şu uzun çizgide 1.40 metreye tekabül eder. 1 metre 40 santimi. Şimdi diyelim ki milimlerle işimiz var. İnce iş yapıyoruz. İnce iş yaptığımızda miradın arkasını çevirmemiz lazım ki bu ince ayarı kastede. Burada zaten hepsi gösteriyor. 1.40, 1.41, 1.42. Bizim buradaki görmek istediğimiz 1.40 çizgisinin oradaki ince çizgiler 1.41, 1.42, yani 1.45 öyle söyleyeyim. Hemen yani milimi kasteder. Bir, yani şu 1.40 ile 1.41 arası 1 santimi tekabül tutuyor. O yüzden burası da ince ayar. Yani milimlik ince ayar yapıyoruz. Diyelim ki iki yerin eşit olması, aynı yükseklikte olmasını istiyorsa bu milimle çalışacağız. Onun için bu da önemli.
Şimdi bir okuma yapalım. Nasıl okunuyor, nasıl yapılıyor. Şimdi onu göreceğiz. Şimdi arkadaşımızdan tutmasını isteyelim. Şimdi şurada bir eğimimiz var. Hem yüksekliğini ölçeceğiz hem de eğimimizi hesaplayacağız. Evet, şimdi ilk önce arkadaşımız o yüksek olan rampalı yere tutuyor. Evet. Şimdi biz ince ayar yapacağımız için arkadaşımız bu yönünü tutuyor ki ince ayar yapacağız. Yani böyle kaba iş yapmıyoruz. Ne kadar yükseklik farkını ölçüyoruz. Şimdi gelindiği zaman buraya bu hedeften, mesela diyelim ki bu böyleyse, hedeften bu nişan yardımıyla, içindeki üçgen yardımıyla bu şekilde hedefliyoruz. İnce ve göz ayarını bakarak yapıyoruz. Şimdi ben bakarak yapacağım. İnce ayarı, yani hafif dönmeleri de bunların yardımıyla sağladım. İçine bir bakalım, dürbünün içinden miramız gözüküyor mu? Evet, hafif gözüküyor. Görüyorsunuz 1.40. Evet, az 1.47 falan, 1.47. Şu an gördüğümüz, ince yerde gördüğümüz 1 metre 47 santime tekabül ediyor. Şimdi aşağıdaki rampayı okuyacağız. Aşağı inecek arkadaşımız şimdi. Şimdi yine kabasına şu nişan yardımıyla hemen kaba taslak buluyoruz ve ince ayarımızı, hassas ayarımızı şu yan tuşta yaptıktan sonra netliğimizi ayarlıyoruz. Netliğimizi ayarladıktan sonra şimdi arkadaşımız yaklaşsın. Kaç gördüğümüzü hep birlikte bakalım. Evet. Tam net gözükmese de 1.73'ü gösteriyor. Yani baktığımız yer tam 1.73'ü gösteriyor. Yani ilk gördüğümüz yer 1.47, ikinci gördüğümüz yer 1.73. Yani arasındaki fark 26 santim. Şu an arasındaki fark 26 santim. Şimdi iki tarafta hem yüksekten aldığımız kotla hem aşağıdaki aldığımız kot farkı 26 santim çıkardığımızda eğim hesaplayabilmemiz için buranın da uzunluğu bize lazım olduğu için şimdi metremizde uzunluğu ölçüyoruz. Eğim hesabı yapmamız için. Evet, o uçtan bu uca baktığımız zaman tam metrede görüldüğü gibi, bittiğine göre tam 5 metreye tekabül tutuyor. Şimdi 5 metreye göre eğim hesabımızı yapacağız. Gelelim. Şimdi buranın yüksekliği 1.47 idi. Aşağının yüksekliği de 1.73'tü. Çıkardığımız aradaki fark, yükseklik farkı 0.26. Buranın da uzunluğu 5 metre olduğuna göre eğimimiz 0.05 çıkıyor. Yani yüzdelik diliminde vurduğumuzda oranımız %5.2 gibi bir eğimimiz oluyor. Yani bunun da hesabı bu şekilde yapıyor. Bilmeyenler için öğrenim videosu olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bir şey de sizlere hatırlatmak isterim. Şimdi NIVO'muz bizim yatay ölçü yapıyor. Yani aşağı yukarı hareketlerde ölçüm yapmıyor. Yani yatay ölçü yapıyor. Yani buradaki gördüğümüz, şu an bizim buradaki okuduğumuz değer 1.47'yi gösteriyor. Şimdi biz burada 1.47 okuduk. Aşağı doğru gittikçe, bilmeyenler arkadaşlarım için söyleyeyim. Aşağı doğru gittikçe, şimdi yatay okuduğunda 1.47 okuyorsa, şimdi biz aşağı doğru gidiyoruz. Aşağı doğru gittiğimizde ne oluyor? Bu karıştırılmaması için söylüyorum. Yatay okuduğu için, biz de aşağı indiğimiz için buradaki okunan değer 1.47 iken şimdi burada 1.73'ü okuyor. Yani ne oluyor? Yani miramız aşağı indikçe bizim sayımızın yükselmesi gayet normal. Bu kişiler tarafınca karıştırılıyor. Karıştırılmaması için bu da eğitici bir bilgi olmasını istediğim için söylemek istedim. Şimdi oturma yerlerinin ikisi arasındaki farkı öğreneceğiz. Şimdi ilk okumamızı yapıyoruz. Kaba bir şekilde miramızı ayarladıktan sonra ölçümüze bakıyoruz. 0.85 santim. Şimdi diğer oturma yerinin yerine bakıyoruz. O da 0.80 santim. Burası 0.85 santimdi. Orası da 0.80 santim. Yani bunu izleyen videodaki arkadaşlar bunu hemen yorum yapabilir. Yani burası daha aşağıda, orası 5 santim daha yukarıda. Bunun olmasının sebebi nedir? Biriken suyumuzun, biriken yağmur suları olsun, birikmemek için bizden tarafa doğru bir eğim verilmiş. Bu amacı meydanda su birikmemesi için dışarıya doğru verilmiş olan bir eğimdir. Bunu arkadaşlarımızla öğrendiklerinde 5 santimi artık çözmüş olmaları gerekiyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup beğenmeyi de unutmazsanız seviniriz. Teşekkürler.